Efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonuyla içi yürek anlarından herkese merhaba. Biliyorsunuz koskoca bir yaz geçirdik ve tabii ki kampüs nabzını, kampüsteki yeni hareketi, enerjiyi özlemişsinizdir diye düşünerekten tabii ki yeni dönem programlarına çekmeye başladık. Neredeyim şu anda? Kızılay kan aracının önündeyim. Okulumuzda Leyu Kızılay Kulübü'nün gerçekleştirmiş olduğu bir kan verme etkinliği var. Kameraların karşısına sizleri onları getirmeye çalışacağım. İyi seyirler. Leyu Kızılay Kulübü'nde misin? Evet. Seni biraz tanıyalım. Ben Hayri Nurcan, hemşirelik bölümü öğrencisiyim. 4. sınıf, son sınıf öğrencisiyim. Leyu Kızılay'la birlikte çalışıyoruz. Şerif Hanım'ın eşliğinde, Deniz Hoca'nın da katkısıyla beraber. Kulübünüzün amaçladığı şeyleri öğrenmek istiyorum tabii ki ama dilersen şu anda arkadaşımıza bir işlem uygulanıyor. Nedir aşamaları? Onlardan bahsedelim. Şu anda ilk önce formlarımızı dolduruyoruz. Formlarımız doldurulduktan sonra burada gelip kan değerleri ölçülüyor. Kan değerlerinden sonra eğer uygunsa, hastamız donör olmaya uygunsa tekrardan gelip tansiyon ölçülüyor. Tansiyonu da eğer buna elverişliyse, çok düşük seviyelerde değilse kan almayı içeriye gönderiyoruz. Evet, güzel bir açılış yaptıktan sonra Leyu Kızılay'ın başkanı yanımda. Öncelikle kendisini biraz tanıyalım. Merhaba, ben Nazlı Can Yavuzer. Okul öncesi öğretmenliği bölümü 4. sınıf öğrencisiyim. Bizler gönüllü olarak Kızılay Kulübü'nü kurduk ve bizler de bir arkadaş grubu olarak toplandık. Neler yapabiliriz adına konuşmalar yaptık. Danışman hocamız Çağda Hoca ile beraber toplantılar düzenledik. Daha sonrasında Şerife Hanım'la tanıştık. Şerife Hanım Kızılay'ın sorumlu kişisi ve onlarla beraber Kızılay ekibini okulumuza davet ettik. KKTC'de kan bağışı çok önemli. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde normalde dünyanın her yerinde %5'i geçmesi gerekiyor kan bağışlarının ama bizim ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde %5 hala tamamlayamadık. Bunun için üniversite öğrencilerini de bilinçlendirmek amaçlı okulumuza kan bağış aracını çağırdık. Kan bağışlarını çoğaltmaya çalışıyoruz. Üniversite öğrencilerini bilinçlendirmek için dedin. Gerçekten bizim ülkemizde de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de kan verme oranı az. Neden korkuyoruz kan vermekten ya da neden çekiniyoruz? Bence bilincimiz çok iyi değil. Ben de üniversite öğrencisi olarak Kızılay'ın içine girdikten sonra daha bilinçlendiğimi düşünüyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Bunun için de diğer üniversitemizin diğer öğrencilerini bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Kulübümüze katılmalarını rica ediyoruz. Ve bizler son sınıf öğrencisiyiz. Bizden sonra kulübümüze bilinçli olan birinci sınıf öğrencilerine katılmak isteyenler olursa çok memnun oluruz. Çünkü gittiğimiz zaman bu işi onlara devretmek istiyoruz. Onun için de gönüllü ve istekli olmaları bizim için çok önemli. O zaman kulüp yeni, daha hiçbir devrim yapılmadı. Yani devretmediniz. Evet, yapılmadı. Geçen dönem kurduk çünkü. 3. sınıfın 2. döneminde kurduk. Bu sene de sene sonunda devredeceğiz. İnşallah memnun olmak isteyen kişiler gelir ve bu görevi üstlenirler. Bizden daha iyi yaparlar diye düşünüyorum. Biz Leyu TV olarak takip ediyoruz. Yanlış hatırlamıyorsam bu aracın okula 2. kez gelişi. Doğru mu? Doğru. Peki sence birincisiyle şu anda bulunduğumuz gün farkları var mı? Farkları var çünkü hem bizi görenler artık Kızılay mı geldi diyorlar, tekrardan kan vereceğiz, işte biz de yardımcı olmak istiyoruz, bizim de faydamız olsun. Bu tip şeylerde daha bilinçli olduklarını düşünüyorum artık. Çok sevindik üniversite adına gerçekten. Peki son olarak şu anda bir ağacın önünde bulunuyoruz Nazlıcan. Nedir bu ağacın hikayesi, ondan da biraz bahsedersen bize. Şöyle düşündük, bu ağaç yardıma ihtiyacı olan ve kan bekleyen binlerce insan var ve onların hayatı olarak düşündük. Bu kırmızı kurdeleler de kan veren, kan bağışında bulunanların temsili şeklinde ve her bulunan kan bağışla bir dal yeşeriyor, bir hayat kuruluyor. Kaçta başladınız bugün bu organizasyona? Bugün bir 81 ünite sanırım. Yani yoğunluk var. Bir de yarın devam edecek herhalde. 2 gün boyunca buradasınız. Peki ne gibi aşamalar yapacaksınız? Yani gelenlere ne hizmet sunuyorsunuz? Ya da kan verdiklerinde bu kanlar nereye gidiyor? Onu da alalım, bitirelim.
Gelenlere öncelikle hemşirelerimiz var, çok ilgililer. Kan değerlerini ölçüyorlar ve daha sonrasında kan verdikten sonra arkadaşlarımız ikramlarda bulunuyor ve hediyelerde bulunuyorlar. Verilen kanların hepsi de toplanarak Musa Devlet Hastanesi'ne gidiyor ve orada gerekli işlemler yapılıyor. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle bir şeyi düşünmeniz Lefke Avrupa Üniversitesi'ne kazandırdığınız için de Lai TV adına ve tüm Lefke Avrupa Üniversitesi adına teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet efendim, Lefke Avrupa Üniversitesi'nin televizyonu Lai TV ekranlarındaydık. Bugün sizlere kampüsümüze gelen Kızılay kan verme aracından bazı görseller sunduk. Kan vermenin ne kadar önemli olduğunu aktarmaya çalıştık. Unutmayın ki vermiş olduğunuz bir tüp kan sizin hayatınızdan hiçbir şey götürmüyor olabilir ama hastalara bir can veriyor. Bunun bilincinde olmak dileğiyle teşekkür ediyorum. Bir sonraki Kampüse Sorduk programında görüşmek üzere. Ben Demir Yılmaz. Sevgiyle kalın.